Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri. Öncelikle bizleri ekranları başında izleyen aziz Türk milletini saygılarımla selamlıyorum. 2018 yılı Merkezi Bütçe Kanunu tasarısı ile 2016 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu tasarısının Avrupa Birliği Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu bütçeleri üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubum adına söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum. Evet, konumuz Avrupa Birliği. Avrupa Birliği dediğimiz zaman uzun yıllara dayanan, benim yaşımdan ve burada bulunan milletvekili arkadaşlarımın önemli bir bölümünün yaşından belki daha büyük olan, bir süreden daha uzun olan bir süreden bahsediyoruz. Uzun bir serüven. Biraz tarihçesine girdikten sonra son geldiğimiz noktaya da değinmek istiyorum. Avrupa Birliği'nin tarihi başlangıç noktasına bakıldığı vakit İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllar olduğu kabul edilebilmektedir. Bu yıllar bir daha acıların yaşanmaması için Avrupa'da bir birlik yaratılması gerektiği fikrine özellikle kıta uluslarında ve yöneticilerinde uyandığı bir dönemdir. İkinci Dünya Savaşı'nda yıkık ve tükenmiş çıkan Avrupa ülkeleri özellikle yeni bir politik ve ekonomik model arayışına girmişlerdir. Bu arayış özellikle onların güçsüz düştüğü döneme denk geldiği için güç birliği sağlamak için bir birlik oluşturma arayışından ibaretti. Marshall Yardımı adı altında Avrupa'ya akan Amerika Birleşik Devletleri sermayesinin kendilerini giderek ABD'ye bağımlı kılacağı düşüncesiyle birazcık da o tedirginlikle ufak ve güçsüz Batı Avrupa ülkeleri Avrupa menşeli yeni bir sermaye piyasası oluşturmak istemişlerdir. Bu şekilde Avrupa pazarı oluşmuştur. Bu öneriyi kabul eden ülkeler ileride özellikle savaş sanayisini birbirlerine karşı savaşmak üzere kullanmamak üzere anlaşma yapmışlardır. Nitekim Fransa'nın bu çağrısına Almanya, Belçika, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda cevap vermişlerdir. Bu altı ülke arasında 18 Nisan 1951'de Avrupa ve Kömür Çelik Topluluğunu kuran anlaşma Paris'te imzalanmıştır. Bu aslında aynı zamanda ilk Avrupa Birliği'nin doğuş günüdür. Ardından 1 Ocak 1958'de Avrupa Tek Senedi ve 1991'de Hollanda'nın Maastricht şehrinde Avrupa Toplulukları kurucu anlaşmalarında özellikle değişiklik yapılması anlaşmaları ve 1993'te bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi yatıyor. 21-22 Haziran 1993'te Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da AB zirvesi, 16-17 Haziran 1997'de Amsterdam Anlaşması, 7-9 Aralık 2000'de Nice Anlaşması, 18-19 Ekim tarihi 2007 tarihlerinde Lizbon Anlaşmaları, özellikle Avrupa Birliği'nin kendi aralarında Avrupa Birliği ülkeleri üye ülkeler arasındaki birleşme taşlarını oluşturmuştur. Türkiye Avrupa Birliği üyeliği sürecine 1963 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Anlaşması'nı imzalaması ile adım atmıştır. Yani 1987 yılında ise tam üyelik müracaatı gerçekleşmiştir ve tam üyelik müracaatından sonra 1999 yılında Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından ülkemiz Türkiye özellikle aday ülke olarak kabul gösterilmiştir ve kabul edilmiştir. Yani bahsettiğimiz serüven 54 yıllık bir serüven. Peki bu serüvende neler yaşadık? Özellikle Türk milletinin beklentileri neydi? Bizim mali olarak beklentilerimiz nelerdi? Avrupa Birliği'nden elde etmek istediklerimizi elde edebildik mi, edemedik mi? Bunlarla ilgili de bir genel değerlendirme yapmak istiyorum. Şöyle ki Avrupa Birliği üye ülkeleri ülkemizi sürekli bu süre içerisinde üyelik müzakereleri süresinde sürekli yargılamıştır. Ve bir takım kriterlerle bu kriterlerin yerine getirilmesi noktasında bilhassa her gittiğimiz toplantıda bunları da gördük. Parmağını göstermek suretiyle ülkemizi hizaya çekme noktasında bir gayret içerisinde olmuştur. Elbette ki bir birlik anlaşmasını bir birliğe girmenin mutlaka karşılığı vardır. Yapılması gereken, atılması gereken adımlar vardır ki bu konuda bakanlığımız önemli adımlar atmıştır. Bunun için kırılma noktası olarak 4 Mayıs 2016 tarihinde Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanmış olan vize serbestisi ve geri kabul anlaşması tavsiye kararıydı. Hepimiz o günü çok iyi hatırlayacağız. O gün özellikle şu söylendi, 72 kriterden 67 kriteri
yerine getirmiş olan ülkemizle ilgili 5 kritere ilişkin sene sonuna kadar, yani 2016'nın sonuna kadar bir müeyyide verildi. Ve dendi ki o tarihe kadar yerine getirdiğiniz vakit geri kabul anlaşmasını yapacağız ve o zaman ciddi bir Suriye sığınmacı krizi olduğu için kendilerini de bunlardan korumak adına özellikle bu adımları attıklarını da görebiliyoruz. O tarihte Avrupa Birliği Komisyonu Schengen ülkelerine yapılacak olan seyahatlerde Türk vatandaşları için vizelerin kaldırılması yönünde tavsiye kararlarını aldı. Bu kararla vizesiz Avrupa seyahatleri için ilk adım atılmış oldu. 72 kriterden 66'sını yerine getiren Türkiye'nin 5 kriteri daha tamamlaması gerekiyordu. Avrupa Birliği Komisyonu geri kalan şartların yerine getirilmesi durumunda Türk vatandaşları için vizelerin en geç Haziran ayı sonuna kadar kaldırılmasını isteyen bir tavsiye kararı aldı. Avrupa Birliği Komisyonu'nun 3. raporu Türkiye'nin vize serbestisi için 72 kriterden 67'sini yerine getirdiğini belirterek tavsiye kararlarına yer verdi. Vize muafiyeti için Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Avrupa Birliği parlamentosunda onayı gerekmekteydi. Kararı Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans açıkladı. Açıklamada biyometrik pasaportu olmadan Türklerin Avrupa'ya giremeyeceğini de vurguladı. Bu yıl sonuna kadar verilmiş olan sürede kalan 5 kriter hangisiydi? Bunu da tekrar hatırlatmakta fayda var. Bir, biyometrik pasaport işlemlerini, pasaportların her vatandaşımız için çıkarılması. 2, 1 Haziran'da geri kabul anlaşmasının hayata geçmesi. Burası kritik bir nokta çünkü geri kabul anlaşması aslında Avrupa Birliği ülkelerinin kendilerini sığınmacı krizinden korumasını sağlayan anlaşmaydı ve ülkemizi de bir nevi tampon bölge olarak kullanmalarının gayretini gösteriyordu. 3, basın özgürlüğünün güçlendirilmesi. 4, rüşvetle mücadele. 5, bilgi güvenliği. Özellikle bu 5 kriterle ilgili üzerlerinde durdukları terör konusunda, terörle mücadele konusunda bizim etkin olarak mücadele etme noktasındaki kararlılığımızla ilgili bunların yumuşatılmasını, basın özgürlüğü noktasında da onların istediği kriterlere gelinmesini istemişlerdir. 28 üyeden 16'sının onayı alınacaktı. Ancak kabul oyu veren ülkelerin toplam nüfusunun Avrupa Birliği nüfusunun %65'ini oluşturması gerekiyordu. Yani aslında nerede ise imkansız, neredeyse imkansız görünen bir karardı bu. Tabii ardından yaşadığımız 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi ve hain darbe girişimi gecesinden sonra Avrupa Birliği'nin, Avrupa Birliği üye ülkelerinin bizim dostumuz görünen gerçekten milyonlarca kendi ülkemizin vatandaşının yaşadığı, Türklerin yaşadığı, başta Almanya olmak üzere ülkelerin bir ay süren sessizliği ve bizleri ziyaret etmeyip bu konuyla alakalı, özellikle hain darbe girişimiyle alakalı bizim acılarımızı paylaştıklarını ve destek verdikleri yönünde bir aylık sessizlik, bir aylık sessizlikten sonra bizimle temasa geçmeleri de aslında ne kadar bizden uzak durmaya çalıştıklarının göstergesiydi ve ne kadar hesap içerisinde olduklarını, kendi ülkelerini koruma adına olduklarını da göstermiştir bize. Nasıl olsa geri kabul anlaşması imzalanmıştı. Geri kabul anlaşması onlar için çok önemliydi. Özellikle sığınmacılarla ilgili verilmesi gereken yardımları da taahhüt olarak verdikleri taahhütleri yerine getirmedikleri gibi süreci aslında yarıda kesmiş oldular. Ve bizi bu anlamda tekrar bu 54 yıllık serüvenin önemli bir bölümünde tekrar yanıltmış oldular. Ne oldu? Darbe girişiminden sonra ülkemizle ilgili antidemokratik tutumlar sergilediğimizi söylediler. Özellikle olağanüstü halle ilgili sürecin sonlandırılması gerektiğini söylediler. Geldikleri zaman özellikle komisyonlarda yaptığımız toplantılarda heyetlerin bize getirdiği, vermiş olduğunuz, çıkarmış olduğunuz kanun hükmünde kararnamelere vakıf mısınız dediklerini söyledikleri zaman bizler Sayın Grup Başkan Vekilimizle yaptığımız toplantılarda özellikle şunu vurgulamışızdır. Kendi ülkelerinde en ufak terör saldırısında üçüncü dereceden güvenlik tedbirleri alıp olağanüstü hal ilan eden ülkeler ülkemizi anlamaz durumdaydı. Bunu da onlara anlattık. Bunun yanında tabii Avrupa Birliği ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi olarak grubumuz, Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak tavrımız ve tutumumuz şarttır. Tavrımız ve tutumumuz nettir. Avrupa Birliği ile ilgili olmazsa olmazımız mı? Değil. Olursa mücadeleler verildi. Bugüne kadar çalışmalar yapıldı. Çalışmaların devamı sürdürülebilir. Ama dayatmalarla ülkemizi rencide edecek şekilde
yapılmayacak şeyler önümüze getirdiği zaman da Avrupa Birliği üyesi olma şartımızın da olmadığını, içe dönük bir yapının ya da farklı yerlere yönelik bir yapının ekonomik kalkınmayla ilgili sürdürülebilir olduğunu da belirtmemizde fayda var. Değerli milletvekilleri, bütçe dediğimiz zaman özellikle milletimizin hizmet beklediği hususlar geliyor aklıma ve milletimiz için yapılan, Türk milleti için yapılan hizmetlerin her birine harcanacak olan her kuruşun onların analarının ak sütü kadar helal olduğunu da buradan belirtmek isterim. Burada kadınlarımızın sorunları var. Bunlarla ilgili çok kısa bir geçiş yapmak istiyorum. Burada her birimiz milletvekili seçilirken, bu koltuklara otururken milletimiz ve milletimizin vebaliyle, onların dertleriyle, onların sıkıntılarıyla özellikle dertlenmek üzere oturduğumuzu hepimiz bir yemin olarak içtik ve Türk milletine hizmet etmeyi şiar edindik. Bu anlamda özellikle yaklaşık nüfusumuzun %50'sinin kadın olduğu bir ülkede kadınların güçlendirilmesi yönünde yapılması gerekenlere önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Oransız katılım ülkelerin gücünü azaltır. Yani kadınlara oransız güç verilirse özellikle ülkenin önündeki gücü engelleyeceğini de bilmemiz gerekir. Bu sebeple başımızın tacı kadınlarımızla ilgili talepler hepinize gelmekte. Bu taleplerin tarafımızca değerlendirilmesi özellikle yeni yasama döneminde onların taleplerinin karşılık bulması gerekmektedir. Devlet bütçesini elbette ki koruyacağız, gözeteceğiz. Dengeleri mutlaka koruyacağız ama hesaplamaları yaparken Türk milletinin ferasetine de güvenmemiz gerektiğini biliyoruz. Türk kadınları özellikle şunu söylüyor, diyor ki erkeklere askerlik borçlanması var, neden bize doğum borçlanması yok? Şunu istemiyoruz, 4 çocuğumuz var, 4'üne de SGK girişi öncesinde doğum borçlanması hakkı verin istemiyoruz ama en azından 2 çocuğa doğum borçlanması hakkı verin. Bu yapılabilir bir şey değerli milletvekilleri. Hep birlikte bunu değerlendirmemizde fayda var diye düşünüyorum. Kızlarımızla ilgili polis özel harekat alımında bir adaletsizlik vardı. Özellikle anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olması hasebiyle kız alımı olmadığı için Sayın İçişleri Bakanı'nın vermiş olduğu sözü buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Gelecek olan alımda kız alımı yapılacağı yönünde açıklama yapıldı. Ancak resmi açıklama ve müracaatlar Ocak ayında geleceği için buradan kürsüden tekrar o kahraman kızlarımızın her biri vatan aşkıyla hakikaten yüreklerinde şunu söylüyorlar. Diyorlar ki vatan aşkının cinsiyeti var mı? Elbette ki yok. Onun için kadınlarımızın, kızlarımızın da polis özel harekat noktasında, alımı noktasında değerlendirilmesi şart. Özellikle iki kelimenin yan yana gelmesini hiç istemiyoruz. Kadın ve şiddet ve bunun önlenmesi için her bir parti grubunun mutlaka çok büyük mücadele içerisinde olduğuna inanıyorum. Bizler burada getirdiğimiz araştırma önergeleriyle ilgili siyaset üstü meselelerde özellikle iktidar partisinden siyasi bir refleks değil de hakikaten millete dönük, milletin sorununun çözümüne dönük bir refleks beklemekteyiz. Muhalefet partisi araştırma önergesini veya kanun teklifini getirdi diye buna red oyu vermek hakikaten vicdanlara sığmaması gerektiğini düşünüyorum. Kızlarımızın güçlü bir şekilde toplumda temsil görmesi, bu anlamda desteklenmesi yönünde özellikle önümüzde sorun olarak duran ve hala çözümlenmemiş olan 3. lig futbol, kız futbol takımları ile ilgili 2000 liralık deplasman ücretleri kesintiye uğradı. Bu çocukların maçları başladı. Maçlara kendi imkanlarıyla gidip aç dönen kızlarımız var. Bunlarla ilgili müracaatlar bana geliyor. Mutlaka sizlere de geliyordur. Bunu çözmek çok zor değil. Çok büyük paraların konuşulduğu, çok büyük bütçelerin olduğu Spor Bakanlığı bütçesinin mutlaka bu kızlarımıza yönelik değerlendirilmesi şart. Elbette ki kötüye kullanım ve bunların suistimalinin önlenmesi için bütçenin kesilmesi doğru değil. Ne yapılması gerekiyor? Bu kötüye kullananlarla ilgili cezalandırma sürecinin başlatılması ve önlemlerin o şekilde alınması gerekiyor. Gençlerimiz ülkemizin geleceği ve bu anlamda TÜİK Mayıs 2017 verilerine göre adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre ülke nüfusumuzun toplam 79.814.000'inin 15-24 yaş grubu arasındaki nüfusumuzun 12.989.000 olduğunu tespit ettik. Genç nüfus toplam nüfusumuzun %16.3'ünü oluşturmaktadır. Buradan anlaşılacağı üzere nüfusumuzun yaklaşık 1/4'ü genç nüfustur. Yine buradan vurgulamamız gerekir ki gençlerimize bütçeden harcanacak olan her kuruş analarının ak sütü gibi
helaldir. Her birimiz büyük umutlarla çocuklarımızı büyütüyoruz. İyi okullarda okusun istiyoruz. İyi üniversiteleri bitirsinler istiyoruz. İyi bir meslek edinsinler istiyoruz. Ne için yapıyoruz bunu? Geleceğe umutla baksınlar ve mutlu olsunlar diye. Vatanlarına, milletlerine faydalı birer birey olsunlar diye. Ancak ne oluyor? Özellikle onların cephesinden baktığımızda onların sorunlarını buradan dile getirmek, her birinin derdiyle dertlenip buna çözüm bulmak, özellikle yasal düzenleme ve kadrolarla ilgili gereğini yapma noktasında her bir milletvekilinin boynunun borcudur diye düşünüyorum. Önemli olan burada gençlerimizin hakikaten okumak istedikleri okullarda okuması, okumak istedikleri okullardan mezun olduktan sonra da aslında kendi mesleklerini yapmaları ve mutlu olmaları. Bu anlamda özellikle eğitim sistemi içerisinde ülkenin ihtiyacı olan kadroların hesaplanması, maksimum düzeyde kadro için milli projelerin geliştirilmesinin gerekliliği üzerinde defalarca bu kürsülerden her bir Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili durmuştur. Ön lisans mezunlarımız, tekniker ve teknisyenlerimiz, ziraat, veteriner, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi, gıda mühendisleri, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunları, adalet mezunları, emlak ve emlak yönetimi, tıbbi sekreterler ve benzeri bölümlere kadro verilmesine ilişkin mutlaka bir çalışma yapılması gerekiyor. Bu hususta Milliyetçi Hareket Partisi grubunun kanun teklifleri mevcut. Hesaplama yapılabilir. Hesaplama yapıldıktan sonra bu gençlerimizle ilgili kadro açıklarına ilişkin gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra liyakat esasına dayalı, özellikle burada mülakat problemini tekrar tekrar buradan vurguladık. Kanun tekliflerimiz de mevcut. Özellikle mülakattaki adaletsizliği kaldırmamız gerektiğini biliyoruz. Hadi kaldırılmıyorsa mülakat, mutlaka kamera kayıt sisteminin gelmesi gerekiyor ve bu kamera kayıt sisteminin delil olarak müracaat eden kardeşlerimizin de önünde bulunabilmesi gerekmektedir. Bu sorun, gençlerimizin sorunları sadece Milliyetçi Hareket Partisi grubunun sorunu değildir. Bunlar siyaset üstü meseleler. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında gençlerin de oyunu alarak oturan her bir milletvekilimizin, her birimizin sorunudur aslında. Çözüm önerilerimizi getirdik ve bu hususta komisyonların da kurulması gerektiğini söyledik. Ancak yine siyasi bir refleksle ne yazık ki reddedildi. Polis meslek eğitim merkezleri alımlarında 2 yıllık çalışma döneminde vermiş olduğumuz mücadeleler sonucunda ön lisanslı kardeşlerimizin alımları artık gerçekleşmektedir. Lakin alımla ilgili yaş düzenlemesi aşağı doğru çekildiği için burada tekrar yaşın esnetilmesi ve kadın kontenjanının artırılması ile ilgili yine bir eksiklik görülmektedir. Değerlendirilmesinde fayda var. Kardeşlerimizin bu talepleri haklı talep olarak önümüzde duruyor. 84 bin mezunu olan ön lisans muhasebe mezunlarına bu yıl merkezi atama 12 kadro vermiştir. Bu durum KPSS'den 86 üstü puan alan kardeşlerimizin atanmamasına sebep olmuştur. Bu başarılı gençlerimize istihdam sağlamamız gerekmektedir. Bilhassa işsiz genç ordusu dediğimiz zaman gerçekten işsizlik ve gençliği bir araya getirdiğimizde ne kadar acıdır ki genç bir çocuk, genç bir delikanlı, bir yetişkin artık 18 yaş sonrasında annesinin babasının eline bakmak zorunda kalsın. Bu anlamda özellikle adalet mezunları, katiplik, infaz koruma memurluğu, mübaşirlik gibi kendi bölümlerini ilgilendiren atamalarda adalet mezunlarına mutlaka öncelik verilmesi gerekmektedir. Yani buradan da aslında liyakat esası ortaya çıkmaktadır. Kamu görevlisi olmayan sözleşmeli aile sağlığı çalışanı olarak 2011 tarihli kanun hükmünde kararname ile ülkemizde mesleğini icra etmeye yetkili ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumlarına ebelik, hemşirelik, sağlık memuru ve acil tıp teknisyenleri bölümlerinden mezun olanlara görevlerine başlamışlardır. Bu konuda yine aynı şekilde bu komisyonda görevli olan hocamız Sayın Ahmet Selim Yurdakul Beyefendi özellikle sağlık çalışanları ile ilgili kadroların düzenli olarak verilmesine ilişkin gerekli çalışmaları yaptı. Bu çalışmaların hepsi burada sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsülerinden değil komisyonlardan da gündeme taşındı ve komisyonlarda özellikle değerlendirilmesi noktasında her birinizin refleksinin gerekliliği şart. Burada özellikle yeni kapı ruhu dediğimizde siyasi kısır çekişmeleri bir kenara bıraktık dediğimizde bu şöyle anlaşılmalı. Sadece siyaseten geçmişte yapılmış olan hataların tekrar edilmemesi değil, bundan sonra atılacak olan adımlarla ilgili birlik ruhu içerisinde, hakikaten yeni kapı ruhu içerisinde ülkemizin, çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yaşlılarımızın,
erkeğimizin ihtiyacı olan konularda bir yeni kapı ve birlik beraberlik ruhunun mutlaka sağlanması gerekiyor. Bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi terörle mücadele konusunda bilhassa devletin yanında olma noktasında ve milleti için yapılması gerekenlerle ilgili devletin yanında olma noktasında gerekli adımları her zaman atmıştır, atmaya da devam edecektir. Bizim yönümüz milletimize dönük ve bizim yönümüz milletimizin taleplerine dönük. Haklı talepler, parti politikalarımıza uygun, ülke dengelerini, devlet dengelerini bozmayacak olan talepler olduğu sürece değerlendirilmeli. Bu anlamda her bir milletvekilinin hassasiyet göstermesi gerektiğini düşünüyor. Genel kurulu saygılarımla selamlıyorum.